Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. La conjugaison des sans verbe les plus utilisés en français. Yani Fransızca'da en sık kullanılan yüz fiilin çekimleri. Serimizin 20. videosunda savoir fiilini yani bilmek fiilini çalışıyoruz. Daha önce bir videoda Fransızca'da en sık kullanılan 100 fiilin listesini çıkartmıştık. O fiillerin mantıklarına, aldıkları prepozisyonlara yani edatlara bakmıştık. Şimdi o 100 fiilin tek tek karşınıza en çok çıkacak zamanlarda çekimlerini ve Türkçe'ye verdikleri karşılıkları çalışıyoruz. Fiilin present çekimini, passé composé çekimini, imparfait çekimini, plus que parfait, futur simple, Imperative present, subjonctif present ve conditional present çekimini çalışacağız. Buradaki zamanların ve kiplerin Türkçe karşılıklarını da bir sonraki sayfada size anlatacağım. Haydi başlayalım. La conjugaison et la prononciation de verbe fiillerin çekimleri ve telaffuzları. Conjugaison fiil çekimi demek. Pronunciação, telaffuz, söyleyiş demek. Savuar fiilini çalışıyoruz diye söylemiştim. Savuar bilmek demek. Fiilin önce present çekimine bakacağız. Present Türkçeye şimdiki zaman ve geniş zaman karşılıklarını veriyor. Passé composé çekimine bakacağız. Yani dili geçmiş zaman. Imparfait çekimine bakacağız. Geçmişte süren zaman. Plus gö çekimine bakacağız. Mişli geçmiş zaman. Fütür semp çekimine bakacağız. Basit, düz, gelecek zaman. Emperatif prezan, emir kipi. Subjonctif prezan, dilek, istek kipi ve kondisyonel prezan, koşul, şart kipi çekimlerine bakacağız. Öncelikle kipler zaman değildir. Ben bu seride videolarda Karşınıza en çok çıkacak olan present çekimlerine yer verdim. Kiplerin passé, geçmiş zaman çekimleri de var. Ayrıca passé composé dili geçmiş zaman, imparfait geçmişte süren zaman, plusque perfect mişli geçmiş zaman, emir kipi, imperatif gibi konuları farklı videolarda detaylı bir şekilde anlattım. O videoları kanalımda e, bulup izleyebilirsiniz, çalışabilirsiniz. Bir şey daha ekleyelim. Emparfe için ben geçmişte süren zaman diyorum ama farklı kaynaklarda karşınıza şimdiki zamanın hikayesi başlığıyla da çıkabilir. Konu tamamen aynı. Haydi devam edelim. Present çekimiyle başlayalım. Je Tüse tu sais, il sais, else bakın hep aynı sesi veriyor. Nous savon, vous savez, il savent, elles savent. Burada değişti. Tekrar okuyalım hem de ses nerede bitiyor işaretleyelim. Je sais, tu sais, il sait, elle sait. Nous savons, vous savez, ils savent, elles savent. Türkçe'ye verdiği karşılığı je şahıs zamiri üzerinden yazalım. Je sais, ben biliyorum ya da geniş zaman gibi düşünürsek ben bilirim karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Geldik passé composé yani dili geçmiş zaman çekimine. Je suis, tu as su, il a su, elle a su, nous avons su, vous avez su, Ils ont su, elles ont su. Şimdi öncelikle Nous avons su, vous avez su, ils ont su, elles ont su derken liaison var. Şöyle yazalım. Liaison, ulama demek. Yani iki sesin birleştirilmesi. Başka? Passé composé'de savoir fiilini çekerken avoir'ın Present çekimini alıyoruz ve yardımcı fiil olarak kullanıyoruz. Ayrıca fiilin partisip pasesi su. Şöyle yazalım. particip pase diye. Partisip paseyi plus köp çekiminde de kullanacağız. Fiillerin partisip paselerini ezberlemeniz gerekiyor. Benim pase kompoze konusunu anlattığım plus parfait konusunu anlattığım videolarda fiillerin partisip paseleri tablosu var. O videoları izleyerek çalışabilirsiniz. Bir defa daha okuyalım. Je suis, tu as su, il a su, elle a su, nous avons su, vous avez su, ils ont su, elles ont su. Türkçe'ye verdiği karşılık. Yine je şahıs zamiri üzerinden yazalım. Je suis, ben, bildim gibi bir karşılık verir. Diğer şahıs zamirleri için verdiği karşılıkları buradan hareketle düşünebilirsiniz. Şimdi parfe çekimine bakalım. Emparfe geçmişte süren zaman. Yani geçmişte bir noktada başlayan, devam eden ve geçmişte bir noktada biten olayları anlattığımız zaman je savais, tu savais, il savait elle savait. hep aynı sesi verdi. Nous savions, vous saviez, ses değişti. Il savait, elle savait, yine aynı ses. Tekrar okuyalım. Je savais, tu savais, il savait, elle savait, nous savions, vous saviez, il savait. savait, elle savait. Tam bu noktada şunu söyleyelim. Şimdi en parfe çekim eklerini aynen bu şekilde Türkçe olarak ezberleyin. Ais, ais, ait, ions, iez, aient, aient. Sınıflarımda öğrencilerime bu şekilde ezberletiyorum. Neden? Çünkü bunları farklı bir yerde kullanacağız. Şimdilik burada dursun. Türkçe'ye verdiği karşılığı yazalım. Je save ben biliyordum ya da tekrarı belirtiyorsa ben bilirdim gibi bir karşılığı veriyor. Geldik plusque parfait yani mişli geçmiş zaman. J'avais su, tu avais su, il avait su, elle avait su, nous avions su, vous aviez su, ils avaient su, elles avaient su. Öncelikle nous avions su vous avez su, ils avez su, elles avez su derken burada liaison var. Onu bir ekleyelim. Liaison ulama yani iki sesin birleştirilmesi. Amacımız cümle içinde daha güzel okunmasını sağlamak, daha güzel duyulmasını sağlamak. Başka? Plus que parfede fiili çekerken yine avoir'dan yardım alıyoruz. Şuraya çıkartalım. Avoir. Ama bu sefer avarın emperatif çekimini kullanıyoruz. Ve onun yanına hemen fiilin particip pasesini ekliyoruz. Bakın pase kompozeye benziyor kuruluşu. Particip pase. Savuar fiilinin particip pasesi suyu. Ve akor yok. Avarla çektik. Pase kompozede de akor yapmıyoruz. Şimdi bir defa daha okuyalım. J'avais su, tu avais su, il avait su, elle avait su, nous avions su, vous aviez su, ils avaient su, elles avaient su. Türkçe verdiği karşılığı yazalım. Yine je şahıs zamiri üzerinden. J'avais su, ben bilmiştim. Şimdi devam edelim. Geldik fiilin fütür semple basit, düz, gelecek zaman çekimine. Je sors dikkat edin, je sors dersek, être fiilinin fütür semplini oluşturmuş oluyoruz. Je sors diye gidiyor. Sore, tu sora, il sora, el sora, nu soron, Vous sore, il soron, el soron. Hemen şuraya ekleyelim de karışmasın. Şuradan bir ok çıkartalım Je Söre dersek Et fiilini fütürsemde çekmiş oluruz. Söre değil, sore diye okuyoruz Bir defa daha okuyalım Je sore Tu sora Il sora El sora Nu sorun Vu sore Il sorun El sorun Türkçe'ye verdiği karşılığı da yazalım Je sois, ben bileceğim. Bileceğim. Şimdi geldik kiplere. Emperatif prezanla başlayalım. Yani emir kipinin prezan çekimiyle. Önce şunu ekleyelim. Emir kipi cümlelerini tü, sen, nu, biz ve vu, siz şahıs zamirlerine yönelik oluşturabiliyoruz. Diğer şahıs zamirlerine emir kipiyle cümle kuramayız. Yani o bilsin dersek bu emir kipi cümlesi olmaz, istek dilek kipi cümlesi olur. Ayrıca şunu da eklememiz lazım. Imperative prezan emir kipi cümlelerinde şahıs zamiri olmaz. Yani başına tüy şahıs zamirini koysak zaten fiili bu şekilde çekmemiz gerekir. Tüse gibi. O da sen biliyorsun gibi bir karşılığı verir. Present çekimi olur. Deklaratif, bilgi veren, açıklama yapan basit bir cümle olur. Gördüğünüz gibi emperatif çekimlerinde şahıs zamiri yok. Saş, bil, saşon, bilelim saşe bilin karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Şimdi bir defa daha okuyalım. Saş, saşon, saşe. Şimdi gelelim subjonkti prezan. İstek direkt kipinin prezan çekimine. Que je sache, que tu saches, qu'il sache, qu'elle sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache, qu'elle Tekrar okuyalım. Hem de sese bakalım. Que je sache, que tu saches, qui sache, qu'elle sache, que nous sachions, que vous sachiez, qui sache, qu'elle sache. Şimdi istek dilek kipi çekimlerinin başında kö var. Neden? İstek dilek belirten bir ifade olması gerekiyor. Yani şöyle düşünün cümlede ben İsterim ki, ben dilerim ki gibi bir giriş olması gerekiyor. Buradaki ki'lerin karşılığına da fiilin çekiminde kö var, o denk geliyor gibi düşünebilirsiniz. Ayrıca istek dilek kipi çekimlerinde şahıs zamir de var. Ve istek dilek kipi cümleyi bütün şahıs samirlerine yönelik oluşturabiliyoruz. Türkçe'ye verdiği karşılığı yine je şahıs zamiri üzerinden yazalım Que je sache ben Bileyim Son olarak fiilin kondisyonel prezan çekimine geldik yani koşul şart kipi çekimine Koşul şart kipi ile Yani kondisyonel prezanla bir Nezaket Yani polites söylemleri yapabiliriz bir şeyi nazikçe Söyleyip sorabiliriz Ve Kondisyonel prezanı C cümlelerinde kullanıyoruz. Yani eğer diye başlayan cümlelerde. Şimdi çekimini okuyalım. Je sore, tu sore, il sore, el sore, nu sorion, vu sorie, il sore, el sore. Bir defa daha okuyalım. Je sore, tu sore, il sore, e sore nu sorion vu soriye i sore e sore Peki bu çekim neye benziyor? Hangi seslere benziyor? Fütür çekiminin verdiği seslere benziyor. Biraz önce ben size ne demiştim? En parfe çekim eklerini ezberleyelim. Bir yerde işimize yarayacak demiştim. Bakın. Ais. Ais. Ait. Türkçe olarak ezberledik. Ions Yes Ayent Ayent Bunlar emparfenin çekim ekleri. Şuraya bir yazalım. Emparfe diye Peki Fiilin diğer kısmını nereden bulduk? Çok kolay. Aslına bakarsanız Fiilin Futursalp çekimini alalım. Je Sore Şimdi buradan faydalanacağız. Ne yapalım? Şunu bir atalım. Şurayı da atalım. Burası bizim fiil çekim kökümüz olsun. Je şahıs zamirini koyduktan sonra bu fiil çekim kökünü alalım. Sonra da en parfait çekim ekini ekleyelim. Je şahıs zamiri için neydi? Ayisti. Je sore. Gördüğünüz gibi fiilin kondisyonel present çekimini bulmak çok da zor değil. Aynı şekilde diğer şahıs zamirleri için devam edebiliriz. Şimdi Türkçe'ye verdiği karşılığı yazalım. Je sors, ben, bilirim. Zaten kondisyonel prezen konusunu da çok detaylı bir şekilde farklı videolarda çalışacağız. Tercüme yaptığımız cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız videolarda da geçiyor. Ve La fin de la video. Geldik videomuzun sonuna. savuar fiilini yani bilmek fiilini çalıştığımız fiilin çekimlerini ve bu çekimlerin telaffuzlarını incelediğimiz videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.